London Bridge Project YouTube kanalıma hoş geldiniz. Genel bir resim olarak bakarsak Amazon'da satış için işletme maliyetleri başlık başlık veya böyle genel bir çerçevede neler olabilir? Tabii ki. Amazon özelinde en temelde Amazon, eBay, Etsy ya da diğer bütün platformların ortak olarak nasıl sattığınıza bakmaksızın uyguladığı bir platform komisyon bedeli var. Aslında bu sizin pazarlama gideriniz bir anlamda. Çünkü ürünü Amazon'un müşteriye verdiği güven sayesinde satıyorsunuz. Buna platform bedeli deniyor. Bu Amazon'da genellikle %15 ve 20 bandında değişmekle beraber bazı ürünlerde yükseliyor, bazı ürünlerde düşüyor. Bunun dışında eğer ürünü Amazon FBA programı kapsamında satıyorsanız Amazon size bir depo kullanım bedeli yansıtıyor. Paketleme bedeli yansıtıyor. İşletme bedeli yansıtıyor. İşletmeden kastımız ürünün raftan alınıp paketlenip müşteriye gönderilmesi aslında. Hani bir anlamda sizin deponuzda çalıştırsaydınız eğer deponuzda kullanacağınız aslında çalışan maliyeti. Son olarak da size yansıttığı kargolama bedeli yansıtıyor. Ve bunlar genellikle sizin piyasada alabileceğiniz rakamların çok çok altında. Çünkü Amazon hacimli bir işlem yaptığı için sizin alabileceğinize göre çok daha düşük fiyatlarda kargo bedeli yansıtıyor. Örneğin depo bedelini dışarıda depo kiralasaydınız aylık sabit bir ücret ödeyecekken Amazon'da her gün içinde kullandığınız hacme göre hesaplıyor. Örneğin ilk gün 10 metreküp ürününüz vardı. Ay sonunda satıldıkça bu ürün kullanma hacmi, depo kullanma hacmi 1 metreküp'e kadar düştüyse Amazon her gün hesaplayıp ay sonunda ortalamayı bölüyor. Liste buna yansıtıyor. Dolayısıyla ciddi anlamda avantajlı bir depolama süreci var. Genellikle de büyük satıcılar kendi deposu yerine Amazon'u depolamayı tercih eder örneğin. Bu yüzden Amazon uzun süre depolamalara ceza yansıtır. Hani işin suistimal tarafına bakan yönü böyle ama avantaj tarafı da aslında depolamada ciddi bir avantajı var. Kargolama anlamında da böyle. Siz eğer düzgün Amazon standartlarında paketlerseniz Amazon bütün kargolamayı yapar. Bu işin Amazon FBA programı dahilindeki maliyetleri. Eğer siz Amazon FBA'yı dahil olmak istemez ve kendi deponuzdan göndermek isterseniz de tek ödeyeceğiniz tutar, Amazon'a vereceğiniz platform komisyon bedeli. Harun, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Umarım bizim müşterimiz olduğu kadar bizim müşterimiz olmayan insanlara da bunlar faydalı olacaktır. London Bridge Project olarak YouTube kanalımızda farklı içeriklerde İngiltere pazarına özellikle satış odaklı olmak üzere başka videolarımız da olacak. Bizi takip etmeye devam edin.